gündeminde birçok konu var aslında bakarsanız. Güvenlikle ilgili bir haberle devam edelim. Taksim'de bugün İstanbul'un kalbinde yürekler ağızlara geldi. Büyük bir patlama sesi duyuldu. Meğer iki kişi torpil patlatmış efendim. Çıkan dumanı görenler koşuşturmaya başladı Taksim'de. O panik anları cep telefonu kameralarına bakın nasıl yansıdı. Silahı var ha sıktılar büyük ihtimalle. İstiklal Caddesi'nde torpil paniği yaşandı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gece yarısı kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören vatandaşları ürküttü. İnsanlar panikle koşuşturmaya başladı. Edinilen bilgiye göre iki kişi ellerindeki torpili ateşleyerek kaçmaya başladı. Patlama sesini duyan emniyet ekipleri bir süre kovalama sonrası torpili patlatan kişileri yakalayarak gözaltına aldı kişilerin yakalanmasının ardından Taksim Meydanı'nda yaşam normale döndü. Bu Ülke terörden çok çekti ve kaygılanıyoruz elbette en ufak bir gürültüde, bir patlama sesiyle irkiliyor insan. Göz göre göre geliyor bazen saldırılar. Bir önceki İçişleri Bakanı, meşhur İçişleri Bakanlarından Süleyman Soylu teröristlerin ayakkabı numarasına kadar biliyoruz demişti, hatırlayacaksınız. Dün ortaya çıkan bir haber var. Suruç'ta 33 insanımızın göz göre göre hayatını kaybettiği 8 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer Suruç bombacısı katliamdan önce emniyetin sisteminde iki kez sorgulanmış. IŞİD'in Urfa Suruç'ta düzenlediği ve 33 kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 8 yıl geçti. Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporla gerçek ortaya çıktı. Canlı bomba saldırısını düzenleyen Abdurrahman Alagöz, emniyet kayıtlarında iki kez sorgulanmıştı. Hatta bu aramalardan biri saldırıdan 4 saat, diğeri ise 1 saat önce yapılmıştı. Rapora göre Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Alagöz'ün saldırıdan bir yıl önce Suriye'ye gittiğini Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na bildirdi. Ancak İstihbarat Dairesi Başkanlığı C Şube Müdürlüğü tarafından MIT'e bildirilmedi. Alagöz Suriye'ye gidince hakkındaki teknik takip de sonlandırıldı. Alagöz'ün kardeşi Yunus Emre Alagöz bu saldırının ardından IŞİD'in Ankara tren garındaki saldırısını düzenleyen iki canlı bombadan biri oldu. Müfettişlerin 10 Ekim'deki patlamaya dair raporunda patlamadan iki gün önce istihbarat alındığı belirtilmişti. Bu istihbaratta terörle mücadele daire başkanlığı tarafından ilgili birimlere 10 Ekim katliamı yaşandıktan 3 saat 44 dakika sonra iletilebilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı bir operasyon düzenledi ve Hablemitoğlu suikastinin sanıklarından en önemli sanıklarından Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdi. Bu haberi Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Sonra ne oldu? Nuri Gökhan Bozkır'ın nerede olduğu belli değil. Hakkında bir başka davadan tutuklama kararı çıktığını öğrenince kayıplara karıştı malumunuz. Ankara Adliyesi'nde bugün Hablemitoğlu suikastına ilişkin açılan davanın duruşması görüldü. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır hakkında önce tahliye sonra da tutuklama kararı veren mahkeme heyeti için reddi hakim talebinde bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatımız uzunca bir süredir bu suikastin katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. Akademisyen Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Aralarında FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'le eski özel harekat ve istihbarat mensuplarının yer aldığı 10 kişi hakkında dava açıldı. Nuri Gökhan Bozkır, Hablemitoğlu suikastinde kırmızı bültenle aranan sanıklardan biriydi. MIT'in Ocak 2022'de Ukrayna'da düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bozkır 19 Mayıs 2023'te delil yetersizliği nedeniyle tahliye edildi. Başsavcılıksa Bozkır'la birlikte 6 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. Ancak bu itiraz reddedildi. Neden o mahkeme daha önce tutuklama kararı vermedi? Ha, ikinci bir adil öksüz vakası yaşanıyor gibi geliyor. Başka bir davada tutuklanmasına karar verilen Bozkır'ın kayıplara karıştığı ortaya çıktı. Mahkeme bu kez de adli kontrol şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bozkır hakkında yakalama kararı çıkarttı. Ya kırmızı bültenle, mitin bir operasyonla, uçakla, özel bir ilgiyle getirdiği bir adam nerede bulunamıyor? Yurt dışında belki de. Hablemitoğlu suikastına ilişkin davaya Ankara Adliyesi'ndeki duruşmayla devam edildi. Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, mahkemenin Bozkır ile ilgili kararının ihsası rey niteliğinde olduğunu savundu. Barkın mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle redde hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti talebi reddederek kesin kararın verilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Dava üst mahkeme kararını verene kadar ertelendi. Devletin kap karanlık, pisliğe batmış, Kime ve neye hizmet ettiği belli olmayan bir mekanizması var. Ve bu cinayetin o mekanizma tam orta yerinde. Biz bunu anladık. Duruşmanın ardından Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İlk iki duruşmada görev yapan mahkeme heyeti başkanının ve kıdemli bir üyesinin her nedense apar topar izne çıktıklarını öğrendik. İyi tatiller dileriz ifadelerini kullandı. İyi. 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 Bozkur'a yönelik tahliye ve yakalama kararlarının davanın seyrine yön vereceğini söyleyen Hablemitoğlu, mahkeme heyetinin reddini talep ettik bilgisini paylaştı. Yargıdan size bir haber daha anlatayım. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağını söyleyen, üçüncü kez adaylığına itiraz eden bir yargıç vardı. Hatırlar mısınız Ahmet Çakmak? Ahmet Çakman başına gelmeyen kalmadı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun hedefi oldu çakmak. İki kez yer değiştirme cezası aldı. Şimdi de meslekten ihracı isteniyor. Bakın hangi sebeplerle. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde üçüncü kez aday olmasına hem siyasilerden hem de hukukçulardan itiraz gelmişti. O itirazlardan birini de aktif görevde olan Yargıç Ahmet Çakmak yapmıştı. Çakmak itirazın ardından hakimler ve savcılar kurulunun hedefi oldu. Önce farklı gerekçelerle iki kez yer değiştirme cezası verildi. Ardından da meslekten ihracı istendi. Yargıç çakmağa verilen cezalar kadar gerekçeleri de dikkat çekici. Dilekçede kalın karakter kullanmak, 24 saat içinde 860 kilometre uzaktaki geçici görevlendirdiği yere gitmemek, 12 yaşındaki çocuk hakkında tutuklama talep eden savcının eğitime alınmasını istemek ve başsavcının hizmet aracının adli için kullanılmasını talep etmek. Tüm bunlar cezalara gerekçe gösterildi. Kararda Çakman mesleğin şeref ve nüfuzunu ve şahsi onur ve saygınlığını yitirdiği iddia edildi. İkinci kararda ise ceza gerekçesi olarak Çakman Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı bir itiraz gösterildi. Çakmak savunmasında giydiğim cübbeye asla leke getirmedim, anlam açık dedi. Ucunda ölüm dahi olsa onurumdan ve şerefimden tek bir parça taviz vermem diyen Çakmak, onur ve şerefim satılık değil, maaşım kadar hiç değil diye konuştu. Hakimler ve savcılar yasasına göre iki kez yer değiştirme cezası verilen kişi meslekten çıkarılabiliyor. Bu nedenle çakmağın meslekten ihraç isteniyor. Suçu büyük. dilekçede büyük harflerle yazmış. Değil mi? Bu suç bile meslekten ihraç edilmesine yetiyor memlekette. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Independent Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Koltuktan kalkacak mısınız, genel başkanlığı bırakacak mısınız o sorulardan biriydi. Yeri ve zamanı geldiğinde gereği yapılacaktır diye yanıtladı bu soruyu Kemal Kılıçdaroğlu. Altılı Masa ile ilgili eleştirilere ise yola çıktığımız arkadaşları kamuoyun önünde eleştirmek gibi bir ahlaki zaafım yoktur yanıtını verdi. Başarıyı tek başına üstlenmem. Ama bu birlikteliği başarısızlık olarak tanımlarsanız o zaman tek başıma karşınızda dururum ve karşınızda dikilirim. Seçim yenilgisinin ardından CHP'de değişim tartışmaları devam ediyor. Kılıçdaroğlu Independent Türkçenin sorularını yanıtladı. Hem değişim talepleri hem kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Altılı masa liderleri ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayları için dikkat çeken ifadeler kullandı. Ben her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Ancak eleştirilerin hakaret boyutuna varması kabul edilemez. Birlikte yola çıktığımız arkadaşları kamuoyu önünde eleştirme gibi bir ahlaki zaafım yoktur. Kişi endeksi bir politika asla doğru değildir. Yüzyıllık bir parti bir kişiye asla teslim edilemez. Hiç kimse kemalci olmasın ama hepimiz demokrasiden yana, emekten, alın terinden yana, haktan, hukuktan, adaletten yana olmalıyız. Yunanistan'da Sol Parti Siriza'nın lideri Çipras seçim yenilgisinin ardından istifa etmişti. Kılıçdaroğlu Türkiye ile Yunanistan'ın koşullarının aynı olmadığını söyledi. Kafanızda